Sağlıklı günlerden herkese merhabalar. Her hafta birbirinden farklı konukla ve branşla sizler için ekranlarınızda oluyoruz. Bu hafta da yanımda uzman doktor Songül Yıldırım Başkar hanımefendi var. Kendisi çocuk hastalıkları uzmanı. Kendisini önceki programımızda tanımıştık. Bu hafta da çağımızın hastalığı olan erken ergenliği konuşacağız. Hocam hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Nasılsınız hocam? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Teşekkürler efendim. Bizler de iyiyiz. Bu haftaki konumuz erken ergenlik. Herkesin, evet, çoğu insanı rahatsız eden bir durum. Aslında ne olduğunu da bilmiyoruz biz anne baba olarak. Erken ergenlik ne demektir hocam? Erken ergenlik şu an çağımızın hastalığı. Ben en baştan bahsedeyim size. Biraz ülkemizin verdiği durumla ayıp gibi görünüldüğü için çok fazla bilgi bilinmiyor, çok geç kalınıyor. Ondan dolayı ben vakitlice herkesin haberi olması babında bu konu üzerine değinmek istiyorum. Şimdi cinsel farklılaşma ta anne karnında başlıyor, 4. 5. haftalarda başlıyor. Bu ergenlik sürecinde ikincil seks karakteri dediğimiz vücutta bazı gelişimler oluyor. Cinsel gelişme oluyor, yine fiziksel uzamalar oluyor, psikososyal değişiklikler oluyor, vücut kas kütlesi büyüyor, büyüme hızlanıyor, boy uzuyor, yağ dağılımı değişiyor cinsiyete göre. Bundan dolayı vücut çocukta ani bir boy uzaması oluyor. Kız çocuklarında da oluyor, erkek çocuklarında da oluyor. Ailelerden istediğim tek şey dikkatle izlemeleri, çünkü o yaşlarda bir çocuklarda mahremiyet duygusu oluşuyor. Sürekli kendi vücudunu saklama, işte ben kendim banyo yaparım, sen karışma. Özellikle annelerin yakinen takip etmelerini istediğim bir durumdur bu. Erken ergenlik, şöyle bahsedelim. Mesela kız çocuklarda özellikle meme büyümesi, vücudun bazı bölgelerinde kıllanmalar, yine ani boy uzaması, vücudundaki ter kokusunda değişiklik, yine erkek çocuk için de testis volümünde büyüme. Bu genellikle atlanıyor. Erkek çocuklar yine mahremiyet duygusu içerisinde olduklarından. Bu ses kalınlaşması, vücudundaki kıllanmalar daha sonraki aşamalarda oluyor. O yüzden ter kokusunda ya da halinde, hareketinde, sosyal davranışlarında, psikolojik davranışlarında farklılık görüldüyse mutlaka başvurup bizlere danışsınlar diyoruz. Erken ergenliğin sebepleri nelerdir hocam? Neden erken ergenliğe giriyor çocuklarımız? Şimdi erken ergenliğin çok önemli sebepleri var. Bunu ne kadar durumun ciddi olduğunu insanlar bilmiyorlar bence. Çünkü mesela beyin tümörlerinde, hipofiz tümörlerinde, hipotalamus tümörlerinde, yine bazı sendromik hastalıklarda, metabolik bozukluklarda, guatr hormon bozukluğunda, yani tiroid hormonu bozukluğunda, bazı yapısal anomalisi olan çocuklarımızda olabiliyor. Bunun araştırılması gerekiyor. Yani basitçe bir meme büyümesi, hani basitçe bir durum değildir. O yüzden bunun derinine inilmeli ve araştırılmalıdır. Biz merkezimizde zaten ayrıntılı bir şekilde hormonlarına, diğer tetkiklerine bakarak tam tanıyı koyup o yöne göre yönlendirip çocuklarımızı tedavi ediyoruz. Yine ciltte bazı lekeler varsa, kahverengi lekeler varsa, kemik displazisi dediğimiz kemik gelişimlerinde eğrilik varsa çocuğumuzda, bu çocuğumuzda da erken ergenlik gelişebilir. Tetikte olmak lazım ve uzmana danışmak lazım. Hangi uyarılarla başlıyor? Mesela stres, beslenme bu konuda çok önemli. Sosyoekonomik durum, yaşanılan coğrafi bölge. Mesela Arabistan ülkelerinde daha erken yaşta ergenliğe girilir. Daha soğuk ülkelerde daha geç girilir ergenliğe. Yine beslenme çağımızın hastalığı bence. Şu an hamburgerler, pizzalar, yine vücudumuz için kullandığımız jeller, duş jelleri, kremler, sucuklar, salamlar, sosisler, fermente ürünler, bu parmak boyaları, kimyasal maddeler, içtiğimiz işte soğuk çaylar olsun, hazır içecekler olsun, bunların cipsler olsun, jelibonlar olsun, bunlar hepsi bizim hormon dengemizi bozuyor. Artı mümkün olduğunca beslenirken doğal beslenmek lazım. Mesela hani yumurtayı mümkün olduğunca organik yumurta
Yine tavuk çok önemli. Hazır tavuklarda hormon dengesini bozan bir durum var. O yüzden mümkün olduğunca köy tavuğu. Hı. Hatta tavuğun derisini hiç yemesini istemiyoruz. Derisinde hormonlarımızı harekete geçiren bazı maddeler var. Bunlara hep dikkat edelim. Genellikle çevresel faktörlerle oluyor. Çoğunluk olarak. Ama işte talihsizce beyin tümörü ya da diğer şeyler de olabiliyor. O yüzden mutlaka hekime danışmak lazım. Yine biz Türk insanı olarak çocuklarımızın böyle biraz etine dolgun, biraz daha böyle kilolu olmasını severiz. Ancak işte daha böyle obez kızlarımızda daha erken ergenliğe giriliyor. Çünkü yağ dokusundaki üretilen östrojen bütün o hormon dengelerimizi alt üst ediyor. Mesela çok malnütrisyon olan, aşırı zayıf büyüme gelişme geriliği olan çocuklarımızda, kronik hastalığı olanlarda ya da aşırı spor aktivitesini yapan işte çocuğumuz mesela önemli bir spor dalında gidiyordur. Mesela koşma gibi vesaire. Bunlarda da geç ergenlik olabiliyor. Hani geçi de iyi değil, erkeni de iyi değil. Her şeyin zamanında olması gerektiği için bunları böyle takip edip durmak lazım. Bunun bir zamanı var mıdır hocam? Yani şu yaşa kadar erken ergenlik diyebilir değil mi? Diyebilir miyiz? Evet, şimdi kızlarda alt sınırımız 8. 8 yaşından önce meme gelişimi, vücutta kıllanma, kötü kokulu akıntı, ter kokusunda değişiklik, bu tarz durumlar varsa mutlaka gelmek lazım. Yine erkek çocuklarımızda da yaş sınırı 9'dur. 9'dan önce bu tarz durumlar varsa yine gelmeleri gerekiyor. Bu erken ergenlik için. Bir de geç ergenlik için sınırımız var. Kız çocuklarda 13 yaştır. 13 yaşa gelmiş, hala ikinci vücut gelişimleri olmamış. Erkek çocuklarda da 14 yaş. Herhangi bir gelişim olmamış, bir bulgu olmamış ise yine başvurmaları lazım. Çünkü yumurtalıkta, testiste bir çalışmama durumu olabilir. Beyinden üretilmesi gereken hormonlar üretilmiyor ya da beyinde bir problem olabilir ya da başka hastalıklar olabilir. Bu açılardan bakmak lazım. Tekrar söyleyeyim. Kızlarda erken ergenlik ilk meme büyümesiyle başlar. Erkek çocuklarda testis büyümesiyle başlar. Buna ailelerin dikkat etmesi lazım. Tabii bu durumda genetik faktörler de çok önemli. Mesela anne çok erken yaşta ergenliğe girdiyse kız çocuğunun da daha erken yaşta ergenliğe girme gibi bir problem olabiliyor. Yine yumurtalık bozukluklarında, testisteki yumurtaların bozukluklarında da problemler olabiliyor. Boy uzamasına gelmek istiyorum hocam. Bir de erken bulguları söylediniz ama aslında en korkulan şeylerden bir tanesi de bir anda boyların uzaması ve ürkütücü bir durum haline geliyor değil evet, mi bu? Evet, aynen. Şimdi kızlarımızda ortalama 11,5 yaşta maksimum bir boy uzaması bekliyoruz. Erkeklerimizde de 13,5 yaşta bekliyoruz. Kızlar bu ergenlik sürecinde mesela soruyoruz. Son bir yıl içerisinde ani bir boy artışı oldu mu? Ortalama 16 santim bir boy artışı olur ergenlik sürecinde. Ve sonra ilk adet kanaması olduktan sonra da boy uzayacaktır. Bundan lütfen korkmayın. Ortalama 6-6,5 santim kadar daha uzar. Ancak yaşında her şey oluyorsa, daha erken yaşta biz bunu görüyorsak yine final boy dediğimiz ulaşacağı boy kısa kalır. O yüzden çok önemli. Yine erkek çocuklarda da o tam ergenlik sürecinde yani ortalama 14 yaşta gördüğümüz boy 26 santim kadar bir ani artış bekliyoruz. Yine kas kitlesinde artış bekliyoruz. Bunun üzerine yine erkek çocuklarda da ortalama 4-4,5 santim kadar bir uzama mutlaka olacaktır. Hani bu konuda korkmasınlar. Zamanında girse bile aileler korkuyorlar. Diyorlar ki işte boyu uzamayacak, uzayacak. Ama tabii ki o ani artış kadar çok olmayacak. Yani hani bu konuda söyleyeyim. Yine kemik mineral yoğunluğumuz var. Hı hı. Kemik mineral yoğunluğumuz 11-12 yaşlarında başlıyor. 12 ila 14 yaşta en maksimum doza ulaşıyor. Erkeklerde bu 2 yıl daha gecikmeli oluyor. 18-20 yaşa kadar boy uzayacaktır. Hani bu konuda herkesin bilgisi olsun. Ama bu sosyal bir konu gerçekten. En çok anneyi etkiliyor, çocuğu etkiliyor, bütün aileyi etkiliyor. Evet, hocam. Çocuğum ergen oldu, eyvah ben ne yapacağım? Kız çocuğum okulda işte pedini değiştirebilecek mi? O daha çok küçük. Boyu da uzamayacak, ne olacak? Yine erkek çocuk için nasıl olacak sınıftaki sosyal durumu, arkadaşlarıyla ilişkisi nasıl olacak gibi durumlar gelişiyor. Bunları tabii birebir özelle inerek nerede problemler varsa ona yönelik çözümler üreterek yapmamız lazım. Bu çok önemli.
Peki hocam hangi çocuklar doktora başvurmalı bu süreçte? Anladıktan sonra hemen size başvurmalı mıyız? Şimdi çocuğumuzu yakın takip edelim. Çocuğumuzu yakın takip ettikten sonra kız çocuğumuz 8 yaştan önce memesi hafifçe gelişti. Mutlaka gelin. Ya da bir kıllanma oldu. Mutlaka gelin. Erkek çocukta 9 yaş sınır. Öncesinde yine vücudunda bir kıllanma olabilir. Yine ter kokusunda değişiklik olabilir. Mümkünse testis volümünün büyüyüp büyümediğine bakın. Eğer böyle bir durum varsa mutlaka bize başvurun. Ya da ani bir boy uzaması oldu yaşından önce mesela. Hiç takip ettirmiyor. Bazı çocuklarımız çok hassas oluyor. Mutlaka gelin bir bakalım. Hocam bu boy uzaması aniden gerçekleşiyor. Ne kadar çok kısa sürede mi gerçekleşiyor? Ortalama bir yıl içerisinde. Kızlarda ani bir mesela 16 santim gibi bir boy uzaması oluyor. Erkeklerde ortalama 26 santim gibi. Bu hani gözden kaçmayacak bir durumdur. Çünkü ani boy uzamasıyla birlikte çocuğun sakarlıkları da artacaktır. Vücut ona adapte olamayıp işte hiç yapmadığı şeyleri elini çarpıp düşürme, ayağını çarpma, kolunu çarpma, başını çarpma gibi. Çünkü ani boy uzamasına hemen vücut adapte olamayacağı için sakarlıklar başlayacaktır. Evet, hani bu tarz ısrarla sakarlıklarla ani boy uzamasında bile şüphelenip bize başvurabilirler. Yine bebeklerde de görülüyor. Bu sadece 8-9 yaş değil. Erkeğe gelmiş. Aynen. Şimdi şöyle oluyor. Bebek mesela normal anne sütü alan bir bebek, yeni doğmuş bir bebek vajinal kanamayla gelebiliyor. Ya da sadece meme büyümesiyle gelebiliyor. Bu çocuklarımızın da mutlaka araştırılması lazım. Üçte biri kendiliğinden geriliyor. Anneden geçen hormonlarla, süt hormonlarıyla olabiliyor. Üçte biri sabit kalıyor. Meme mesela aynı dokuda kalıyor ama çocukta herhangi bir ilerleme olmuyor. Üçte bir vaka önemli. Bunlar ilerliyor. Gerçekten bir problem oluyor. Neden oluyor bu çocuklarda? O bahsettiğim durumlar. İşte beyinde bir problem olabiliyor, tümör olabiliyor, yumurtalıkta bir problem olabiliyor, böbrek üstü bezinde mesela bir tümör oluyor. Bunları atlamamak gerekiyor. Hani bebek böyle bir şey deyip basitçe geçmemek lazım. Artı küçük bebeklerde o meme dokusu oluştuğu zaman böyle halk arasında sıkma olayı var. Onu kesinlikle yapmasınlar. Daha çok enfekte edip bebeğin de boşu boşuna canını yakıp acıtırlar. Bilinçsizce davranmamak kesinlikle gerekiyor. Kesinlikle bir şeyden şüphelenince mutlaka bize başvursunlar. Biz gereken tetkikleri yaptıktan sonra hani bu çocukla ilgili neler yapılacağını zaten izah ederiz. Anlatırız, tek tek öğretiriz yani. Peki hocam ergenlikte bazı sorunlar yaşanıyor. Ama bizim çocukların yaşadığı sorunlar sosyal hayatlarını ne kadar etkiliyor? Nasıl etkiliyor? Şimdi mesela ilkokul çağındaki bir çocuk erkenden ergenliğe girdi. Diğer çocuklar psikolojik olarak daha çocukça düşünürken o gerçekten psikososyal olarak daha ileri yaştaki bir çocuk gibi düşünüyor. Ergen gibi düşünüyor doğal olarak. Ve bu arkadaş çatışmaları, derslerinde başarısızlıklar. Hatta şöyle durumlar oluyor. Erken ergenliğe giriyor. Çocuk psikolojik olarak onu kaldıramıyor. Alt ıslatmalara başlıyor gece mesela. Böyle bir regresyon durumu oluyor. Çatışmalar oluyor. Aileyle çatışma oluyor. Derslerinde başarısızlık oluyor. Yani böyle durumlarda da hani bir şeylerden şüphelenildiği anda mutlaka başvurmalarını istiyoruz. Yine Aksaray lafınızı böldüm hocam. İnsanlar bilmeden başka illere gidiyorlar, ona değinmek istiyorum. Ve siz Aksaray'da gerçekten bu işin eğitimini almış nadir hekimlerden birisiniz. Gelmek isteyenlere de buradan seslenmek istiyorum. Başak Çocuk Hastanesi'nde Songül hocam. Eğer sizin de çocuklarınızda erken ergenlik belirtileri varsa yanına gidip görüşebilirsiniz. Kendisi de yardımcı olacaktır hocam. Evet. Aslında şanslılar da Aksaray'da yani değil mi? Kesinlikle yardımcı olmayı çok isterim. Başka bir şehre gitmek, sevk olmak, orada doktor sırası beklemek, ona laf anlatmak, tekrar gitmek gelmek, maddi olarak harcadığın para, zaman, o psikolojik yıpranıklığa gerek yok gerçekten. Böyle durumları biz burada takip ediyoruz. Lütfen bir şeyden şüpheleniyorsanız gelin burada çözelim. Gerçekten burada çözülemeyecek kadar büyük bir durum varsa zaten bunu size izah ederiz. Ona göre gerekli nokta atış bir yere gönderir, öyle yaptırırız. Ama hani %90'ını zaten biz burada çözüyoruz. Lütfen yorulmasınlar, gelsinler, biz burada tedavilerini yapalım inşallah. İnşallah hocam. Başka erken ergenlikle ilgili söylemek istediğiniz şeyler var mı hocam? Aynen. Yine erkek çocuklarda üstüne varılmayan, herkesin gizlediği bir durum daha var.
Şimdi ergenlik sürecinde erkeklerde de meme büyümesi olabiliyor. Hı hı. Şimdi hormonların dengesizliğiyle birlikte aniden tek taraflı büyüme olabiliyor ya da iki taraflı büyüme olabiliyor. Buna jinekomasti diyoruz. Meme dokusu ortalama 5 santimin üstünde oluyor. Bu meme dokusu 5 santimin üstünde ise hemen araştırmaya başlıyoruz. Öncelikle dışarıdan bir östrojen alımı var mı? Bir ilaç kullanıyor mu? Mesela antidepresanlar. Çağımızın hastalığı yine çocuk psikiyatrisine gidiyorlar. Çocuklar depresyona giriyorlar vesaire. Antidepresan kullanıyorlar. Bu erkeklerde meme büyümesi yapabiliyor. Yine hani talihsiz bir durum kanser hastalığında. Kanser ilaçlarının kullanması durumunda böyle şeyler olabiliyor. Ya da dengesiz beslenme. Bunları öncelikle bir sorguluyoruz. Daha sonra östrojen üreten tümör var mı? Bunlara bakıyoruz. Beyinde ya da böbrek üstü bezinde ya da başka bir yerde. Bunları araştırıyoruz. Her şey normal yolundaysa çoğunlukla kendiliğinden geriliyor. Ancak meme dokusu evre 3 dediğimiz büyük oluyorsa yani kızlardaki gibi tabii ki sosyal olarak, psikolojik olarak çok etkileneceği için onu işte cerrahlarımız tarafından mastektomi denilen ona bir cerrahi düzeltme yaptırıyoruz. Bunda mesela hani gizleyip saklayıp psikolojik olarak kendine dert etmek yerine gelsinler, başvursunlar, bakalım neyse tanısı ona göre tedavilerini düzenleyelim diyorum ben. Teşekkür ederim hocam verdiğiniz bilgiler için. Gerçekten de çok güzel bir konuya değindik. Çağımızın hastalığı, erken ergenliği konuştuk. Seyircilerimiz için de ayrıca tekrar teşekkür ederim. İyi ki geldiniz hocam. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Hoşçakalın. Değerli izleyicilerimiz, bu hafta da Sağlıklı Günlerin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bizler her perşembe saat 14'ü gösterdiğinde Aksaray Belediyesi Web TV ekranlarında olacağız. Programlarımızın tekrarlarını Aksaray Belediyesi Web TV YouTube kanalımızdan veya Facebook adreslerimizden izleyebilirsiniz. Hepinize güzel günler diliyorum. Hoşça kalın, bizimle kalın.